Mercimek çorbası yapıyordum arkadaşlar. Tüp bitti. Ben de şöyle bir tane ateş yaktım. Üzerine de tenceremi koydum. Çorbamı pişiriyorum başka türlü. 1, 2, 3 tane taş buldum. Bu taşları bir poşetin içerisine koyup söndükten sonra her zaman yanımda taşıyacağım, kullanacağım. Yani böyle ortası boş. Üzerine tenceremi koydum. Ocak gibi. Her yerde ateşimi yakıp pişirebilirim. Ama sobamızı kurduktan sonra sobanın üzerine yapacağız zaten. Sıkıntı olmaz. Ama dışarıda yapacağım zaman bu şekilde yapabilirim. Veya demirden ocak gibi bir şey de yapılabilir. Çorbamız pişiyor. Tuz atmadım, sadece yağı, suyu, her şey tamam. Bu böyle beklesin. Yaklaşık bir 4-5 dakikaya hazır. Ondan sonra ziyafet. Arkadaşlar, efsane bir soğuk var. Şila da burada yanımda yatıyor. Tulumla da üstünü örttüm onun güzelce. Değil mi kızım benim? Güzelliğim benim ya. Ben onu hiç dışarıda bırakır mıyım ya? Benim fıstığım o ya. Soğukta bırakır mıyım üşüyor hayvan? Benim her şeyim. Tuvaletini de yapmıyor. Hiçbir şeyini de yapmıyor oraya. Benim kızım. Yat kızım, yat hadi. Yat oraya, gir yat. Nasıl ben üstümü örtüyorum, üşüyorsam o da aynı. O da üşüyor. Ne yapsın? Hadi uyu bakalım. Ben de uyuyayım bari, gireyim yorganın altına. Bir battaniye var, bir altında yorgan var. Uyku tulumunu örtmedim, o kadar üşümeyiz diye. Üşürsek çok ekstra bir burada şeyimiz var. Askeri uyku tulumumuz var, bu çok sıcak tutuyor. Bunu örttüğümüz zaman hayatta üşümeyiz. Yat uyu kızım, yat. Ayakta uyuyor Şila. Hadi görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Artık arkadaşlar videolarımız bir hikaye tadında devam ediyor. Az önce şey izlemiştiniz. Dün gece olanları izlemiştiniz. İşte mercimek falan pişirdim. Ondan sonra Şile'yi göstermiştim sizlere. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah saatleri şu anda saat 9-10 civarı. Güneşin çıkmasını bekledim de güneş o kadar kendini göstermiyor. Şimdi bugün neler yapacağız birazcık sizlere onlardan bahsedeyim. Şila da burada. Pıttırığım benim. Şila ile birlikte şimdi gideceğiz. Aşağıda bir tane elma ağacı var. Oradaki elmaları göstereceğim zaten sizlere. Dökülüyor. Yerlere dökülüyor. Çürüyor yani. Çürüyeceğine biz yiyelim abi. Dağ elması. Normalde şu elmalardan bulmuştum. Yolda gelirken dün. Köye gidip gelmiştim. Terziye polarları bir de çantayı bırakmıştım. Bugün onları almaya gideceğim terziden. Şu elmalardan 3 tane kopartmıştım. Bir tane kaldı. 2 tanesini yedim. Efsane güzeldi tadı. Bizim için vitamin kaynağı. Hem de ücretsiz bir şekilde. Şimdi aşağıya gideceğim. Toplayabildiğim kadar elma toplayacağım arkadaşlar. Dökülmüşler var. Dökülmüşlerden, sağlam olanlardan. Ondan sonra ağaçtan, ağaca çıkabilirsem çıkmayı deneyeceğim ama çıkabileceğimi çok zannetmiyorum. Çünkü dikenli birazcık şey ağaç. Dağ elması olduğu için. Ama silkeleyip dökebilirsem elmalardan döküp o şekilde çantamı alacağım. Ufak çantam var, küçük. O çantaya doldurabildiğim kadar dolduracağım. En azından bir hafta 10 gün yeriz. Yani bir hafta 10 gün dediğime bakmayın. Bozulana kadar yeriz yani. Bayağı bir gider. Elma ne kadar sürede çürür ki? Muhtemelen yani 15-20 gün dayanır gibime geliyor. Bilmiyorum ama. Şimdi birazdan gidelim sizlerle birlikte. Git bir elma toplayalım gidip. Oy, sonra da terziye gitmem lazım. Şila mama yiyor. Şilanın suyunu da değiştireyim ya. 2 dakika. Kirlenmiş, dışarıya bırakıyorum ya. Kirleniyor. Bir dakika, şu kamerayı şuraya koyayım da.
Şoku reklamını yapmayak da. Şurada pompamız var buradan. Biraz çok koyduk suyu. Çalkalayacaktım dibine. Buradan Şile'ye arkadaşlar pompamız var. Kendi içmiş olduğum sudan veriyorum yani. Kullanma suyumuz ayrı da kullanma suyundan vermiyorum. Kendi içmeyeceğim şeyi, kendi yemeyeceğim şeyi hayvana vermem yani. Az koyalım abi. Çünkü kirleniyor, çok kirlendiği için az olsun. Günlük sürekli değiştiriyorum. Ne bakalım kızım. Suyunu da burada dur, şuraya koyalım hatta suyunu da. Geç yem amanı ye. Yem amanı gideceğiz şimdi. Şeye gideceğiz. Mama niye sen kızım? Gideceğiz. Şuraları da bir silmem lazım ya. Şimdi gidelim bir elmamızı toplayalım olmadı. Ondan sonra bakarız duruma. Hadi gidelim Şila, gel. Şu bıçağımızın ipini de bağlamamız lazım. Sonra hallederiz onu. Gel kızım. Benim ayakkabılar nerede şurada? Ayakkabı giyelim de ayağımıza. Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana. Baharda yayılır kuzu. Gel kızım. Gel gidiyoruz hadi. Ana. Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana. Şile'yi bağlıyorum ki. Şimdi aşağı gideceğim. O ayrı saldım da. Bir dakika abi, şey nerede? Anahtar diyecektim, kapıdaymış ha. Yola çıkıyor, o yüzden bağlıyorum yani. Bir dakika çantayı alacağım. Çantayı alalım da dur. Sırtımıza takalım çantayı. Benim yârim inci takar gerdana. Şila. Yola çıkıyor. Ondan dolayı bağlıyorum. Kilitledik de kapıyı. Ne olur ne olmadı abi. Garanti yapalım. Gel. Gidiyoruz hadi. Koş gidiyoruz. Karavan böyle arkada arkadaşlar. Şimdi elma ağacına doğru gidiyorum. Çok da uzakta değil zaten. Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana. Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana. Benim yârim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana. Benim yârim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana. Bu türkü de dilime dolandı bu ara. Durmadan söylüyorum. Benden önce gidiyor Şila. Şila da yiyor ya, elmayı seviyor. Şimdi şuradan ormanlığın içine gireceğiz, orada elma ağacı. Zaten başka da şey yok. Bir tane de şurada dağ eriği var. Ama şey, bakın şöyle göstereyim sizlere. Çok çok eski yani. Anca bunun marmalatı mı, reçeli mi bir şeyleri yapılır. Bakın buralara dökülmüş, hep çürüyor. Bir dakika abi, şuradan mı girecek ormanlığın içinden? Bu arada arkadaşlar, yeni kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Dönmeyen Teker kanalımızın ismi. Orada da bir tane video paylaştım. Bir tane daha video gelecek. Tabana Kuvvet kanalımız da var biliyorsunuz ki. Oraya da videolar paylaşıyorum. Oraya da abone olabilirsiniz. Elma ağacı şurada bir yerde de. Neden bu kadar çok kanal açıyorum? Kanalda videolar paylaşıyorum. İzlenme sayısını arttırmak için arkadaşlar. İzlenme sayımız çok düşük. En azından gelirimizi biraz yükseltebilmek için. Bakın elmalar buraya dökülmüşler. Görüyorsunuz. Burada dökülmüşler, çürüyorlar. Bir sürü. Şimdi buraya döküldüğüne göre yoğunluk, evet, elma ağacı yukarıda bakın. Şu üst kısmında bayağı bir var. Oradaki elmaları dökebilmek için yere döküp toplayacağım arkadaşlar sağlamlarını. Zaten daldakiler sağlam da bakın, hep dikenler sarmış etrafını. Dağ elması olduğu için. Şu dalı bizim silkelememiz lazım dökebilmek için. Oraya da çıkmak için. Şila. Sakın etrafından ayrılma. Burada benim işim var şimdi. Altta da durma, kafana elma düşmesin. Şuraya basıp çıkabiliriz ama dikenler çok fazla batar. Bir dakika bakacağım başka bir çaresine. Ben karşıya koyayım kamerayı abi. Siz oradan beni izleyin şöyle ağacı silkelerken, tırmanırken. Elma ağacı nerede abi? Şurasıydı değil mi elma ağacı? Aynen.
Ben şöyle bir olaya gireyim arkadaşlar. Siz buradan izleyin çünkü elimde kamerayla iş yapamayacağım. En azından elma ihtiyacımızı karşılayalım dedim. Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana. Elmalar dökülüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ağaca çıkmama bile gerek kalmadı. Direkt silkeledim, döküldü. Tam olmuş yani zamanı şu anda. Bakın bir tane şurada var. Göstereyim, elmamız bu şekilde. Böyle elmalar. Çok büyük değil, küçük. Dağ elması olduğu için. Şimdi döküldü ufak ufak. Onlardan toplayacağım. Şu bir. Biraz yere düştüğü için ezilmiş olabilir ama bakın. Şöyle 1, 2, 3. Küçük küçük elmalar ya. Öyle büyük değil. Bak bir tanesi çürük mesela. Çürükleri almayacağım. Sadece böyle yiyebileceğimiz gibi düzgün olanlardan toplayacağım. Yoksa bunlar burada heder olur gider arkadaşlar. Ormanın içi kimse görmez bu elmaları. Burada duman olur gider. Çantamızın içine dolduralım abi. Bak şurada da var bir tane. Düzgün olanlardan dolduralım işte. Dağınık dökülüyorlar. O yüzden hangisi eski hangisi. Bak mesela bu çok düzgün değil. Kalsın. Bak bu da çürümüş. Hangisi yerde beklemiş. Hangisi ağaçtan düşmüş. Çok belli olmuyor. Evet. Çürükler vardı. Keser çürüklerini. Bir şey olmaz o kadar. Şöyle. Dolduralım çantanın içine. Bu bayağı bir çürük. Bunu bırakacağım. Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana. Benim yârim inci takar gerdana gerdana. Bakın bayağı bir topladık. Şöyle göstereyim. Çok iyi bizim için. Herhalde toplamaya devam edeceğim biraz daha. Benim yârim inci takar gel. Allah düşürdüm. Gerdana gerdana. Oy, buralara da gelmişti ya. Salladık ya. Her yere dağıldı elmalar. Gerdana gerdana. 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 Şimdi iki elle toplarım normalde çabucak da. Sizlere de göstermek için şey yapıyorum. Evet. Bunu dolduracağım arkadaşlar çantayı. Daha bir sürü var, dökülmüş olan. Çürümüş bunlar. Çok çürük bu. Bu tarafa döküldü mü abi? Bu taraf çok dökülmedi ya. O tarafa döküldü de daha çok. Allah Allah Allah, dikenler battı. Ağaca çıkıp elle toplama şansı olsa ne güzel olur. Hiç zarar vermeden toplarız. Ezilmiş çok bunlar da. Biraz daha silkeleyim olmadı ya. Biraz daha silkeleyeceğim arkadaşlar. Ufaktan ben toplamaya devam edeyim arkadaşlar. Sonra video ilerleyen dakikalarında görüşürüz elmaları topladıktan sonra. Evet arkadaşlar, çantayı doldurdum. Bayağı bir elma oldu. Bakın şöyle güzelliğine bakın elmanın. Şöyle çürükler olması daha güzel. Organik olduğunu gösteriyor. Daha yerlerde elma dolu.
Ama bu bizim için yeterli ya. Başka biri de gelir belki diyeceğim de. İmkanı yok yani. Bakın hep çürümüş burada. Çürükler yani önceden dökülenler. Bunu güzel bir götürelim. Belki bir çanta daha toplarım ya. Ama bu bizim için yeterli olabilir. O değil, Şile gitti. Nereye gittiyse. Şila. Gel kızım. Ben elma toplarken. Nereden ses geliyor? Havlama sesi geldi. Şila. Hadi gidiyoruz. Koş kızım. Koş koş koş. Hadi topladık elmayı, gidiyoruz. Şila. Hani benim kızım? Kızım benim, güzelliğim benim, fıstırım benim, cumbuturum benim, anam benim, kızım ya, fıdırıyım ya, çapalıyım gözündeki, cumbuturum benim, bukurum benim. Bu nasıl bir güzellik ya? Hülü lan! Güzel! Yürü lan buradan! Nasıl saldırıyor bak nasıl. Lan. Yürü lan buradan. Gel kızım gel, tamam ya. Ana benim kızım beni koruyor ya. Beni koruyor benim güzelliğim ya. Bu güzel kız beni koruyor ya. Fıtırım ya. Sinirlenme tamam ya. Nasıl bir koruma içgüdüsü var hayvanda ya? Nasıl bir koruma içgüdüsü var sende ya? Güzel kızım ya. Arkadaşlar ben şimdi tüpü değiştirdim. Şöyle göstereyim. Tüp işini hallettik. 70 lira olmuş bir tüp fiyatı arkadaşlar. Küçük tüp değiştirme fiyatı. Aşırı pahalı. Şimdi tüpün kafasını takacağım. Şurası çok kirli ya. Şu var ya şu. Şunun üst tarafı çok kirli. Ne kadar kazısam da bir şeylerle temizleyemiyorum bir türlü. Neyse şimdi şu kafayı bir takalım. Garantiye alalım, işimiz olmaz mı olmaz. Değiştiririz abi. Şuraya koyalım hatta. Şu bıçağın ipini de takalım ya bu videoda. Bir dakika, nasıl açacağız? Önce şu yanındaki şeyi keselim mi? Böyle kolay çıkması lazım normalde. Şuradan. Oh, parmağım acıttı. Sol elle yaptım ya, sol elle yapmak sıkıntı abi. Sağ elle yapacaksın her zaman için. Aynısı ya tüpün. Sıkıntı yok. Kontrol edelim. Adamın birisi çakmakla kontrol etmiş tüpü. Bunu tam tersine mi şey yapıyorduk? Oldu. Tüp önemli ya. Ama bu sefer artık şey yapacağım. Böyle ateş yakabildiğim yerlerde tüpü olabildiğince az kullanacağım. Ve şey yapacağım. Dışarıda ocakta kendi ateşimde yani yakmış olduğum ateşte veya sobayı kurduğumuz zaman sobanın üzerinde yapacağız arkadaşlar yemeğimizi falan. Tüpü olabildiğince az kullanacağım yani. Çünkü yaktım, yanıyor güzel. Şu anda ceyreniyor. Sonra azalmaya başlıyor. Güzel. Tüp işimizi çözdük. Bu arada bir dakika şuradan çantamı alayım. Şu benim çanta yırtılmıştı. Bu çantayı tamir ettirdim güzel şu yırtık yerlerinden. Şuralarında falan yırtıklar vardı. Çünkü bu güzel bir çanta. Bel destekli bir çanta. Şöyle. 50 litrelik bir çanta. Tamir ettirdim. Hatta 45 litreymiş pardon. 50 litre dedim. Ondan sonra polarlarım vardı arkadaşlar. 2 tane. Bunlar reklamlıydı. Bunlar güzelce şöyle
Terzide yaptırdım. Buralara daha sonra bu boyutta bir tane Türk bayrağı bulabilirsem bunun üzerine Türk bayrağı dikeceğim. Ama şu an için böyle kapatmak için böyle yaptırdım. En azından daha güzel bir görüntü oldu. Şunu da şöyle yaptırdım arkadaşlar. Bu da böyle. Bunlar bizi kışın yani sıcak tutacak şeyler arkadaşlar. Bu polarlar çok iyi. Çok fazla tüy topluyor üzerine ama sıcak tutabilecek şeyler. Reklamlı olması önemli değil. Bunları almaya kalksan en az şu anda şu anlık fiyatta 100-150 lira vardır yani. Daha pahalı olabilir. Bunları niye içine koyuyorum ki yere? Neyse bir dursun sonra ayarlarız yani. Gerçi şuraya koymam lazım. Bu arada arkadaşlar yemeği ocakta yaptım ya. İs oldu altı. İs olunca buraya koymuştum yemeği. Burayı batırmış. Burayı siliyorum siliyorum çıkmıyor. Ne yapsak çıkartabiliriz bakın şöyle. İs oldu masanın üstü. Bu masayı da değiştirecektik. Bugün soba bakmaya gittim de masa bakmaya da gideceğim. Şöyle ufak bir masa bulabilirsek buraya. Çünkü masayı koyamayız bu sefer sobayı kurduğumuz zaman. Güzel bir şekil yapmamız lazım abi. Rahat hareket edebileceğimiz bir şekil. Bir de olabildiğince küçük bir soba bulmaya çalışacağım. Yani küçük camlı bir soba bulmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel bir soba bulabiliriz. Tüp işini hallettik. Onları hallettik. Onları şu anda bir sıkıntımız kalmadı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar yeni kanalımıza abone olabilirsiniz. Orada da videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bugün hatta bir video gelebilir. Dönmeyen Teker kanalımızın ismi. Aynı zamanda Tabana Kuvvet kanalımızda da videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Neden bu kadar çok kanal şey yapıyorsun diyenler olabilir. Gelirimizi arttırmak, izlenme sayımızı arttırmak için şu anda burada çünkü öyle çok bir izlenmemiz yok. O yüzden mecburen farklı kanallara, farklı videolara yönelmem gerekiyor. Olabildiğince çok video, çok kanal diyorum. Başka yapacak bir şey yok şu an için. Devam edeceğiz videoları paylaşmaya. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Maceraya devam diyorum arkadaşlar. Çünkü bu yaşam benim için bir macera gibi ya. Her anımız başka. Her durmadan farklı bir şey yaşıyoruz. Güzel oluyor bizim için. Aynı sabit bir yaşam değil yani. Hadi görüşürüz.